Merhaba arkadaşlar. Bugün DevOps ve DevOps süreçlerinden bahsedeceğim. DevOps terimi Development yani geliştirme başlıkları ile Operations yani operasyonlar başlıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. DevOps bir geliştirme ve yönetme geleneği olarak tanımlanabilir. DevOps'taki amaç yazılım geliştirme ve yönetme sürecindeki verimliliği iyileştirme ve aksaklıkları son kullanıcıya hissettirmeden çözebilmektir. Geliştirme döngüsünü kısaltmak, dağıtım sıklığını arttırmak ve yazılımın genel kalitesini iyileştirmek için geliştirilmiştir. Tarihsel süreçte en eski geliştirme modellerinden olan şelale modelinde önce ihtiyaçların analizi yapılır. Tasarımın tamamlanması ile kodlamaya geçilir. Kodlama ile birlikte yapılan birim ve entegrasyon testlerinin yanında kodlama tamamlandıktan sonra yapılan testler de bulunmaktadır. Dağıtıma çıkan yazılıma kullanım ile birlikte gelen geri bildirimlere göre onarım yapılarak ki bu yeni yine kodlama ve test süreçlerinin işletilmesi anlamına gelecektir. Burada onarım yapılma sürecinde yazılıma kullanıcılar tarafından erişilme problemleri süreçlerin gecikmesi gibi dezavantajlarının yanında bakım maliyetleri de yüksektir. Buna karşılık belki önerilebilecek olan Agile çevik model yaklaşımında yazılım geliştirme süreci alt süreçlere bölünür. Her süreç şekildeki gibi işlem görür. Agile daha çok geliştirme sürecine odaklanır. Takımların bir arada daha iyi çalışabilmesine kafa yorar. DevOps ise hem geliştirme hem dağıtım süreçlerine odaklandığı için yazılıma bir bütün olarak bakar. Özetle Agile işbirliğini Esnekliği ve uyarlanabilirliği vurgulayan bir yazılım geliştirme metodolojisidir. DevOps, otomasyon, işbirliği ve sürekli teslimata vurgu yaparak tüm yazılım geliştirme ve teslim yaşam döngüsüne odaklanan bir dizi uygulamadır. Geliştirme ekipleri ve operasyon ekipleri bir kuruluş içinde yazılım ve teknoloji sistemlerini geliştirmek ve sürdürmek için birlikte çalışan iki ayrı gruptur. Geliştirme ekipleri olarak ifade edilen proje lideri, ön yüz arka yüz geliştiriciler yazılım uygulamalarını tasarlamak, kodlamak, test etmek ve yayınlamaktan sorumludur. Gereksinimleri toplamak ve ihtiyaçlarını karşılayan yazılım oluşturmak için paydaşlar, ürün sahipleri ve kullanıcılarla yakın bir şekilde çalışırlar. Geliştirme ekipleri işlevsel, güvenli ve ölçeklenebilir yazılım uygulamaları oluşturmak için programlama dillerini ve kütüphanelerini kullanırlar. Operasyon ekipleri olarak da bilinen ekip, yazılım uygulamalarının ve altyapısının dağıtılmasından, yapılandırılmasından ve sürdürülmesinden sorumludur. Yazılımın güvenilir, performanslı ve kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını sağlamak için çalışırlar. Operasyon ekipleri, yazılım ve altyapıyı izlemek, sorunları gidermek ve sistem güncellemelerini ve değişikliklerini yönetmek için araçlar ve teknolojiler kullanırlar. İşte DevOps olarak ifade edilen yaklaşımda iki grup arasında işbirliğini, iletişimi ve entegrasyonu teşvik ederek daha verimli yazılım geliştirme ve dağıtımı sağlamayı amaçlamaktadır. DevOps yaşam döngüsünden bahsedecek olursak, geliştiriciler projeyi nasıl kodlayacaklarına, hangi modüllerin olacağına ve ihtiyaçlara göre nasıl hareket edeceklerine karar verdikleri planlama kısmı ile başlarlar. Bu bölümde iletişimi ön plana çıkaracak araçlar kullanılabilir. Yazılım geliştirme ve iletişimin güzel harmanlandığı araç olarak Jira aracı örnek verilebilir. Planlama tamamlandıktan sonra kodlama süreci başlayacaktır. Burada geliştirme ekibi aynı kod üzerinde ve versiyonları üzerinde çalışacakları için versiyon kontrol edici yazılımlara ve bu hizmeti veren sunuculara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kısımda birim testlerinin de yazıldığını söyleyebiliriz. Derleme sürecinde ise Maven ve Gradle gibi araçlar sık kullanılır. Gradle, yazılım projelerinin oluşturulmasını, test edilmesini, yayınlanmasını ve devreye alınmasını otomatikleştirmek için tasarlanmış bir otomasyon aracıdır. Benzer bir araç olan Maven, Java projeleri için tasarlanmıştır. Başarılı derleme sürecinden sonra test süreci başlar. Burada test otomasyonunda çok popüler olan Selenium aracı kullanılır. Bu aşama aslında bir sistem testidir. Selenium aracına benzer ama mobil uygulamaları test etmek için Appium da oldukça popülerdir. Hem web hem de mobil ve birçok proje türünü test edebileceğiniz Katalon'un da adını zikretmekte fayda var. Test ile birlikte geliştirme süreci tamamlanan yazılım sürüm olarak paketlenebilir. Bu süreçte kullanılabilecek Spinnaker yazılımın değişikliklerini yüksek hız ve güvenle yayınlamanıza yardımcı olmak için uygulama yönetimi ve dağıtım sağlayan bir araçtır. DevOps'ta deploy aşaması, test edilmiş ve doğrulanmış bir yazılım uygulamasının alınması ve son kullanıcıların erişebileceği bir üretim ortamına dağıtılması işlemidir. Deploy aşaması DevOps yaşam döngüsünün son aşamasıdır ve yazılımın son kullanıcılara güvenilir ve verimli bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Burada Chef sisteminden bahsetmekte fayda var. Chef, altyapı ve uygulamaların dağıtımını ve yönetimini otomatikleştirmek için DevOps'ta kullanılan açık kaynaklı bir yapılandırma yönetim aracıdır. Geliştiricilerin ve operasyon ekiplerinin sunucuları ve uygulamaları tutarlı ve tekrarlanabilir bir şekilde yapılandırma ve yönetme sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Operasyonel ekip kodu çalışma ortamına gönderdiği kısım Operate kısmıdır. Bu işlemleri otomatikleştirmek ve basitleştirme açısından Docker ve Kubernetes sistemler kullanılır. Son kısım olarak yazılımın izlenme aşamasına geçilir. Yazılımın bir uygulama olmaksızın izlenmesi, kompleks yazılımlar düşünüldüğünde imkansız olacağı için popüler yazılım izleme araçlarına başvurulabilir. Bunlara Sematex ve Nagios örnek gösterilebilir. İzleme aşamasında alınan geri bildirimler tekrar planlama kısmına iletilir. Böylelikle DevOps yaşam döngüsü sürekli devam eder. Bu sürekliliği sağlamak adına Jenkins gibi faydalı araçlara ihtiyaç bulunmaktadır. Jenkins, yeni oluşturulan kodların sürekli olarak iyileştirilmesine, test edilmesine ve devreye alınmasına izin veren sürekli entegrasyon aracıdır. DevOps büyük firmalar tarafından kabul edilmeye ve kullanılmaya devam edeceği ve geleneksel geliştirme süreçlerinden günümüz popüler geliştirme süreçlerine hızlı geçişin yakın zamanda gerçekleşeceği aşikardır. Günümüz büyük firmalarından DevOps kullananlara baktığımız zaman Amazon, HP, Facebook, Netflix, Sony, Adobe ve ETS gibi örnekler verebiliriz. Bu firmaların kendi açıklamalarında da onarım hızındaki iyileşme ve maliyetlerdeki düşüş açıkça görülmektedir. Son yıllarda firmalar yazılım geliştirme süreçlerini modernize etmeye ve hızla değişen dijital ortamda rekabet etmeyi hedefledikçe DevOps giderek daha popüler hale gelmiştir. Agile, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat ve bulut bilişim gibi diğer yazılım geliştirme uygulamalarıyla da daha entegre hale gelmiştir ve gelecekte de ilerleme devam edecek. Yakın gelecekte DevOps'un gelişmeye devam etmesi ve yazılım geliştirme süreci için daha da önemli hale gelmesi beklenmektedir. Teknolojik değişimin hızlandıkça firmaların değişen müşteri ihtiyaçları ve pazar koşullarına karşı daha hızlı ve duyarlı olmaları gerekecektir. DevOps bu tür hızlı geliştirme ve dağıtım için gereken ortamı sağlamaktadır. Yine çok yakın gelecekte bulut ortamlarının artması ve firmalar tarafından benimsenmesi DevOps'un bulut ortamlarının karmaşıklıklarını yönetmek ve yazılım uygulamalarını buluta dağıtmak için önemli bir araç olacaktır. DevOps firmaların maliyetlerini düşürmesine ve verimliliği arttırmasına yardımcı olacak altyapı yönetiminin otomasyonunu da desteklemektedir. DevOps işbirliğini, otomasyonu ve sürekli iyileştirmeyi desteklediği için Modern yazılım geliştirmenin hızlı, tempolu ve sürekli değişen dünyasına uygun olduğunu göstermektedir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.